Çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Başbakanlık, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın son derece anlamlı bir günde tertip ettiği bu anlamlı açılışa hepiniz hoş geldiniz diyorum. TİKA'ya, Sayın Başkan ve ekibine 5 kıta üzerinde sürdürdükleri muazzam projeler için teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm TİKA çalışanlarını, emekleri, heyecanları, ortaya koydukları muhteşem eserleri nedeniyle tek tek kutluyorum. Tabii biz burada az önce perdede çok ama çok az özetini izledik. Tabii eserler aslında bu kadar değil. Gönül arzu ederdi ki biraz daha geniş tutulsun. Bu anlamlı günde, bu anlamlı açılışta heyecanımızı paylaşan dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine de şahsım, milletim adına teşekkür ediyor. Onların şahsında tüm dost ve kardeş ülke halklarını buradan muhabbetle selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, çok değerli misafirler, konuşmamın hemen başında bir kez de buradan Soma'da maden faciasında Hakk'a uğurladığımız 301 işçi kardeşime Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ekmek için evlerinin, ailelerinin, çocuklarının rızkı için yerin altında ter döken, helal kazanç uğruna canlarını veren bu kardeşlerimi Rabbimden temennim odur ki inşallah şehitler mertebesinde taltif eder. Rabbimin de onları şehit kabul etmesini, her birini cennetiyle mükafatlandırmasını tekrar tekrar temenni ediyorum. Soma'da şehit olan kardeşlerimiz artık 77 milyonun evladı oldular. Hem şehitlerimizin yakınlarına hem de 77 milyon yaralı halkıma bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Tekrar tekrar hastanelerde de ziyaret ettiğimiz yaralı kardeşlerime Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez de buradan iletiyorum. Millet olarak gerçekten çok büyük bir hüznü, tarifi mümkün olmayan bir acıyı yaşıyoruz. Yarın inşallah partimizin grup toplantısında bu elim faciayı tüm boyutlarıyla ele alacak, yaraları sarmak için gösterdiğimiz gayreti milletimizle paylaşacağız. Bu vesileyle acımızı paylaşan, taziye yayınlayan, telefonla bizleri arayıp duygularını dile getiren, yardım önerisinde bulunan, yas ilan eden başta Pakistan olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize, yeryüzündeki hiçbir ülke ve millete böyle ağır acılar yaşatmasın, insanlığı bu facialardan muhafaza etsin diyorum. Bu arada Türkiye bu büyük maden faciasında derin bir matem yaşarken bazı ülkelerde de büyük felaketlerin yaşandığını üzüntüyle öğrendik. Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da son 120 yılın en etkili yağışları nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi ve
tarım arazisi sular altında kaldı. Dün akşam Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç kardeşimle de görüştüm. Kendilerinin talepleri oldu ve bu sabah o talepleri Sarajevo'ya ulaştırdık. Kendisiyle bu sabah tekrar görüştüm ve yardımların kendilerine ulaştığını da öğrendim. Ve yeni neler gerekiyorsa bunları da gerek AFAD, gerek Kızılay gibi kurumlarımız vasıtasıyla da inşallah telafi etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ekiplerimiz orada. TİKA zaten işin başından itibaren işin içerisinde ve orada desteklerini sürdürüyor. Şu ana kadar 44 kişinin sel baskınlarında hayatını kaybettiği, hem can kaybının hem de maddi kaybın artacağı yönünde haberler alıyoruz. Tabii TİKA'ya tekrar burada verdiği mücadele sebebiyle teşekkür ediyorum. Gerek Bosna Hersek'te, gerek Sırbistan'da bu desteği sürdürdüler, sürdürmeye devam ediyorlar. Tabii aynı şekilde tekrar ediyorum, AFAD ve Kızılay'ımızda yine afet bölgesinde şu anda aktif durumdalar. Bosna Hersek ve Sırbistan halkına buradan başsağlığı dileklerimi özellikle iletiyorum. Yine birazdan canlı bağlanacağımız Gürcistan'da ülkenin kuzeyindeki bir baraj inşaatında toprak kayması olduğu, enkaz altında kalanlar olduğu haberini aldık. Bu kazadan dolayı da Gürcistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bir başka facia da Laos'ta yaşandı. Askeri bir uçağın düşmesi sonucu aralarında Laos Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı'nın da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. Dost Laos halkına da yine başsağlığı diliyoruz. Kıymetli misafirler, çok değerli katılımcılar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın tamamladığı 5 ülkedeki 5 projeyi son derece anlamlı bir günde hizmete alıyoruz. Evet, bugün 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal'in 1919'da Samsun'a çıkarak 95 yıl önce milli mücadelenin ateşini yaktığı o anlamlı günün 95. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal'i minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal kendisine doğum tarihi sorulduğunda 19 Mayıs diye cevaplamıştı. Evet, kendi ifadesiyle doğum yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına denk düşen anlamlı bir açılış yapıyoruz. TİKA Makedonya'da Makedon makamları ile işbirliği içinde Gazi Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'nin evinin yerini tespit etti. Makedonya'nın Yupa Belediyesi'ne bağlı Kocacık köyünde bu evi aslına uygun şekilde inşa etmeyi projelendirdik. 2011 yılında çalışmalara başladık. Selanik'teki evi nasıl aslına uygun olarak restore ettiysek bu evi de aynı şekilde restore ettik. 2 adet anı evini tamamladık ve bugün işte bu anı evlerini artık ziyaretçilerin hizmetine açıyoruz. Kocacık köyüne gidenler Gazi Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'nin bu anı evlerini ziyaret edebilecek, tarihi orada yaşayacak, müze evlerde Gazi Mustafa Kemal'in babasının dedelerinin iklimini orada teneffüs edebilecek. Kendi ifadesiyle doğum gününde, ayrıca milli mücadeleyi başlattığı günde, 19 Mayıs'ın 95. yıl dönümünde bu büyük ve anlamlı eseri vücuda getirmenin iftiharını milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Bu anı evlerinin Türkiye için, Makedonya için,
insanlık tarihi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başbakan yardımcımız Sayın Emrullah İşler şu anda Makedonya'da Kocacık köyünde. Birazdan kendisine bağlanacak, oradaki hissiyatı alacak, açılışı birlikte yapacağız. Bugün açılışını yaptığımız bir başka TİKA projesi de Filistin'de bulunuyor. Batı Şeria'da Ramallah şehrine bağlı El Bire'de TİKA eliyle son derece modern bir kız ortaokulu inşa ettik. 14 sınıftan oluşan bu 4 katlı okul 450 Filistinli öğrenciye hizmet verecek. Bölgedeki bu en modern okulun Filistinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çorum milletvekilimiz Murat Yıldırım şu anda Filistin'de, Ramallah El Bire köyünde bulunuyor. Birazdan oraya da bağlanacak ve okulu hizmete açacağız. Üçüncü projemiz Gürcistan'da. Gürcistan Çalışma Bakanlığı, Gürcistan Ekonomi Bakanlığı ve Tiflis Belediye Başkanlığı ile birlikte TİKA bir engelli merkezinin tadilatını tamamladı. Bu merkez Gürcistan'daki engelli çocuk ve gençlerin eğitimine önemli katkılar sağlıyor. Onları geleceğe hazırlıyor. Bu önemli projenin de hayırlı olmasını diliyorum. Gürcistan'da Bursa milletvekilimiz Hüseyin Şahin bulunuyor. Birazdan oraya da bağlanacak ve açılışı birlikte yapacağız. Dördüncü projemizi Somali'de tamamladık. Somali'ye yaptığımız ziyaret sırasında Mogadişu'da şehir içi yolların kullanılamaz halde olduğunu görmüş ve bizzat bu yollar için proje hazırlanması talimatını vermiştim. TİKA 2012 yılının Ekim ayında çalışmaları başlattı ve Mogadişu'ya 23 kilometre uzunluğunda çift yönlü aydınlatmasıyla, sosyal imkanlarıyla örnek bir yol kazandırdı. Güvenlik sorunları nedeniyle zaman zaman duran projeyi, şu anda tabii orada havalimanı da yapılıyor, o da inşallah bitmek üzere, Mogadişu Havalimanı, bütün zorluklara rağmen tamamladık, yolu kullanılır hale getirdik. Bu önemli projenin de Somali halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Somali'de Afyonkarahisar milletvekilimiz Halil Ürün bulunuyor. Birazdan oraya bağlanıp açılışı yapacağız. Beşinci ve son olarak Tunus'ta önemli bir tarım projesini yine TİKA eliyle tamamladık. 2012 yılından itibaren Tunus'un yeniden yapılandırılması kapsamında bu ülkeye kalkınma ve teknik destek veriyoruz. Şu ana kadar Tunus İçişleri Bakanlığı'na 292 araç ve 42.480 güvenlik malzemesi teslim ettik. Belediyecilik hizmetlerine katkı amacıyla da 92 belediye hizmet aracı ve 50 iş makinası temin ettik. Son olarak da Tunus'a 13 iş makinası ve 70 traktör temin ederek burada tarımın geliştirilmesine önemli katkı sağladık. Bu projenin de kardeş Tunus halkına hayırlı olmasını diliyorum. Tunus'ta İstanbul milletvekilimiz İbrahim Yiğit bulunuyor. Birazdan kendileriyle irtibata geçeceğiz. Evet, bu anlamlı günde 5 önemli projeyi 5 ülkeye kazandırıyoruz. Esasında bu açılışlarla 19 Mayıs'ı tam da özüne, ruhuna ihtiva ettiği derin manaya uygun şekilde idrak ediyoruz. Sadece Gazi Mustafa Kemal'in babasının evini yeniden ihya etmek değil, bu 5 projenin 5'i de 19 Mayıs ruhuna denk düşen projelerdir. Başta TİKA olmak üzere birçok kuruluşumuzla gerçekleştirdiğimiz projeler doğrudan doğruya 19 Mayıs ruhuyla örtüşen projelerdir. Sevgili gençler, burada bir noktaya
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 19 Mayıs 1919'da başlayan, bugüne kadar da devam eden süreç, dikkatinizi çekiyorum. Ulusal sınırlarımız içine hapsolunacak bir süreç değildir. Bize çoğu zaman şunu anlattılar. Türkiye saldırıya maruz kaldı. Türkiye toprakları işgal edildi. Tüm dünya Türkiye'nin aleyhine tavır takındı. Türkiye yalnız bırakıldı. Hayır. Türkiye o zor süreçte asla yalnız değildi. Her zaman ifade ediyorum. 19 Mayıs 1919'un kapılarını aralayan Çanakkale zaferimizde Anadolu ve Trakya'nın evlatları kadar Makedonya'nın, Bosna Hersek'in, Filistin'in, Suriye'nin, Irak'ın evlatları da dedelerimizle birlikte şehit oldular. Senegal'den bize karşı savaşmak için getirilen kardeşlerimiz Çanakkale'ye gelip de ezan sesini duyunca bize karşı savaşmayacaklarını ifade edip silahlarını bıraktılar. Bu çok anlamlıdır. Erzurum işgal edildiğinde dünyada birçok halk gözyaşı döktü, dualar etti. İzmir işgal edildiğinde, İstanbul işgal edildiğinde, inanın çok geniş bir coğrafyada kardeşlerimiz gözyaşlarına boğuldu. Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan'dan toplanan ve Kurtuluş Savaşımız için gönderilen yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Ta Arjantin'den, onunla birlikte dünyanın hemen her ülkesinden gönderilen yardımları ve duaları unutmadık, unutmayacağız. Kurtuluş Savaşımız Anadolu ve Trakya'daki şehitlerimizin fedakarlığı kadar dünya sathına yayılmış dost ve kardeşlerimizin desteğiyle, yardımlarıyla, hayır dualarıyla zafere ulaştı. Ecdat dünyaya el uzattığı için, beş kıtada gönüller fethettiği için o ecdadın torunları olarak bizler de o fethedilmiş gönüllerin muhabbetine mazhar olduk. İşte az önce izledik. Kanuni Sultan Süleyman nerelere, hangi anlayışla gitmişti? Abdülhamid Sani nerelere, hangi anlayışla gitmişti? Hiçbir zaman oraları yalnız bırakmadılar. Ecdadımız, büyüklerimiz, hele hele, bırakın sadece sel felaketlerini, depremleri, şunları bunları. Bir yerde zulüm varsa oraya da uzandılar. Oralara gittiler. Biz tarihimiz boyunca, hele hele güçlü olduğumuz dönemlerde zayıflara, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine el uzattık. İhtiyacımız olduğunda da dost ve kardeşlerimizin yardımını gördük. İhtiyacı olana ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmaksızın el uzatma bizim milli kültürümüzdür. Ecdadımızdan ve tarihimizden devraldığımız çok önemli bir mirastır. Kardeşlerim, bugün burada bir şeyin altını özellikle çizerek ifade ediyorum. İktidara geldiğimizde 2002'den önce Türkiye alan el konumundaydı. Büyüyen ekonomiyle birlikte o dönemi kapattık, artık veren el konumuna yükseldik. Yıllık bu noktada yaptığımız yardım hamdolsun 2,5 milyar doları aşmış vaziyette. Buraya geldik. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki veren el alan elden hayırlıdır. Son 11 yılda sadece TİKA'ya
1 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Önceki dönemlere göre %335 artış kaydettik. TİKA kurulduğu günden bu yana 15 bin proje gerçekleştirdi. Bunun 13 bin adedini son 11 yılda başlattık. Ve bunlar bitti. Öte yandan kalkınma yardımları artışında üst üste dünya birincisi olduk. Kalkınma yardımlarında da ilk 5'te yer alıyoruz. Dünyada buradayız. ...2013 yılında resmi ve özel yardım miktarımız, az önce ifade ettiğim gibi, hamdolsun işte 2,5-3 milyar dolara ulaştı. Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarımızla dünyanın her yerine ulaşırken, TİKA eliyle eğitimden sağlığa, altyapı inşasından güvenliğe kadar her alanda dost ve kardeşlerimizin yanında olduk. Kazakistan'dan Makedonya'ya, Pakistan'dan Gambiya'ya kadar birçok ülkede 148 okul inşa ettik. 164 okulun onarım ve tefrişini bitirdik. 32 ülkenin üniversiteleriyle işbirliği yaptık. 12 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, 18'de merkez açtık. Yine 5 kıtada 49 sağlık merkezi inşa ettik. Moğolistan'dan Etiyopya'ya kadar ata yadigarı eserlerimize sahip çıktık. Yerlerini bulduk, onardık. Milli kültürümüze ve insanlık tarihine yeniden kazandırdık. Su kuyuları açtık. Tarımı destekledik. Mesleki eğitim verdik. İdari ve sivil altyapılara destek sağladık. Kardeşlerim, büyük ülke olmak, büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa tüm imkanlarımızla, tüm gayretlerimizle o büyüklüğün gereğini yerine getirmenin mücadelesi içinde olduk. Bakın, zaman zaman bizim bu uluslararası yardımlarımız eleştiri konusu yapılıyor. İşte en son, bunu üzülerek ifade ediyorum. Somali'yi bırak, Soma'ya bak tarzında insaf ve vicdan dışı ifadeler dile getirildi. Acımız daha çok sıcakken, yaralarımız tazeyken, yüreklerimiz hala kanarken bu eleştiriler üzerinde durmayacağım. Ama şunu ifade etmek durumundayım. Biz Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Soma'ya da ulaştık ve oradaki yaraları bir an önce sardık, sarıyoruz, saracağız. Ama Somali'ye ulaşacak güçte bir devletiz artık. Biz 2002 ve öncesi Türkiye değiliz artık. Bingöl depremi oldu. En hızlı şekilde tüm imkanlarımızla ulaştık ve bir yılda yeni Bingöl inşa ettik. Eser orada. Arzu edenler gider, gezer, görür. Ve öyle lafla değil. İlgili bakanlarım, şahsım 24 saat içinde hepimiz orada yerimizi aldık, bizzat yapılanları orada sürdürdük. Kütahya Simav'da deprem oldu. Anında ve bir yılda yeni Simav'ı inşa ettik. Şimdi Simav'ı tanıyamazsınız. Şimdi farklı bir Simav var. Arkadan büyük bir felaket, Van depremi. Van depreminde de değerli kardeşlerim, bir yılda biz yeni Van'ı inşa ettik. Erciş'iyle, Van merkeziyle, bütün çevreyle, Edremit'iyle, İpek yoluyla hepsi. Burayı inşa ettik. 5 katrilyon harcadık biz Van depreminde. 5 katrilyon.
Yani bizden öncekiler gibi deprem felaketinin altında kalan bir iktidar olmadık hamdolsun biz. Bizden öncekiler depremden sonra iktidarı bırakıp kaçıp gittiler. Ama biz tam aksine. Orada daha modern, daha güzel bir şehir nasıl inşa ederiz? Bunun gayreti içinde olduk. Şimdi de Soma'da biz o 371 kardeşimizin tüm ailelerini mağdur etmeyecek şekilde her türlü tedbirimizi aldık. Yaralı kardeşlerimizle ilgili her türlü tedbirimizi aldık, adımları atacağız. Ve o ocakta çalışan kardeşlerimizle ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Ve kendilerine istismara fırsat vermeyecek şekilde. Bu konuda AFAD şu anda devreye girmiştir. Ve AFAD'ın yapacağı çalışmalar orayla ilgili hesap açılmıştır. Çünkü bunun istismarını yapanlar olur. Şu dernek, bu dernek filan. Bunların hepsi istismardır. AFAD sadece bu iş için hesap açmıştır değerli kardeşlerim. Kimse bu oyuna gelmesin ve herhangi bir destek, yardım yapacak olan varsa bu yardımını, her şeyini AFAD'daki bu özel hesaba yatırsın ve oradan gerek şehitlerimize, gerek yaralılarımıza, gerek ocakta çalışan kardeşlerimize değerlendirmesi yapılıp bunların dağıtımı da yapılacaktır. Sel baskınlarına, yangınlara, tıbbi desteğe ihtiyacı olanlara hızla ulaştık. İmkanlarımızı çok üst seviyelere çıkardık. Ve AFAD'ı biz işte Kızılay'dan sonra bunun için kurduk. Ve AFAD'la birlikte de bu hızı artırmış olduk. Şu anda Bosna Hersek'te varız. Sırbistan'da varız. Afganistan'da varız. Oralara da yardım ulaştırıyoruz. Oralarda yaraları sarmaya çalışıyoruz. Evet, biz Türkiye'yiz. Sadece afetlere ulaşan değil, afetlere yönelik en keskin tedbirleri alan da biz olduk. Depreme karşı kentsel dönüşümü başlattık. Bedeli ne olursa olsun yapacağız dedik. Ve çürük binaları yıkarak yenilerini yapıp sahiplerine teslim ederek büyük devlet olmanın gereğini yaptık. Biz kardeşlerim, vicdan sahibi bir milletiz. Vicdan sahibi milletin elbette vicdan sahibi devleti olacak. Fakat İnsanlıktan nasibini almamış, zerre kadar vicdanı olmayan, ahlak değerleriyle yakından alakalı olmayan bazı tipler de bizim mitinglerimize geldi diye onlar buna müstehaktır diyecek kadar seviye kaybından mahrum olanlardı. Bakıyorsunuz bir diğeri de o da kalkıyor, maalesef çok çok ahlaksızca bir ifadeyi kullanıyor. Şimdi ben soruyorum. Bu yazıyı yazanların patronları acaba bunları kendi gazetelerinde nasıl barındırıyor? Diyorum ki sen bir patron olarak sen de aynı zihniyetin mensubusun. Eğer bunları hala kapıya koyamıyorsan sen de aynı zihniyetin mensubusun. Çünkü benim o şehit vatandaşlarıma bu ölüme müstehaktır deme hakkına bunlar sahip değildir. Bunu diyemezsin. Bunlar ne gazidir ne şehittir. Nokta nokta niyasidir diyenleri yanında barındıranlar bunu söyleme hakkına sahip değildir. Onu barındıranlar, onlar da aynı şeyi düşünüyor demektir. Kardeşlerim, zaman zaman gelip bir yerlere kalkıp da kardeşlerim,
zaman zaman bir yerlere gelip de bazı eylemlerde bulunanlar, önce bu ifadeyi kullananlara karşı tavırlarını koysunlar da samimiyetlerini görelim. Hem içeride hem dışarıda ulaşabildiğimiz her yere vicdanın, insanlığın, insani değerlerin gerektirdiği tavrı göstermeyi sürdüreceğiz. Galiba az önce herhalde bir dil sürüşmesiyle 371 ifadesini kullanmışım, 301. Acının rengi, ırkı, dili, dini yoktur. En yakınımızdan en uzağa kadar ulaşabildiğimiz her yere. Baştan beri neler söylediler ya? Dediler ki bu patron AK Partilidir. İlk defa o gün orada gördüm. O güne kadar kendisiyle hiç görüşmüş değilim. Tanımam, bilmem. Bu şirketin sahibi kimdir, bu holdingin sahibi kimdir bilmem, tanımam. Bu müfteriler bu ülkede benim milletimden zannediyorlar ki bu iftiralarla bir şey sağlayacaklar. Sağlayamazsınız. Benim milletim müfterileri bu ülkede çok iyi tanıdım. Utanmadan, sıkılmadan yandaşlarına orayı peşkeş çekti diyecek kadar alçaldılar. Değerli kardeşlerim, bunlar ne derse desin, biz ellerini Allah'a açıp bütün bu şehitlerimize, fatihaları gönderenlere, hatmi şeriflerle o Kur'an kurslarındaki yavrularımıza, onlara ben Allah razı olsun diyorum. Çünkü onlar bu milletin dininden, vicdanından çıkan sese bence rehberlik ettiler. Onlar diğerlerinin düştüğü seviyeye düşmediler. Onlar tam aksini yaptılar. Bir şehit neyi beklerse onlar onu gönderdiler. Onun için ben özellikle meydanlarda, camilerimizde o şehitlerimize fatihalar gönderen, yasinler gönderen, hatimler gönderen o yavrularımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara sağ olsun, var olsun. Rabbim hiç kimse, hiçbir ülke ve halka acılar yaşatmasın diyorum. Rabbim hiç kimseyi büyük acılarla imtihan etmesin diye dua ediyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız projelerin dost, kardeş ülkelere, o ülkelerin halklarına hayırlı olmasını diliyorum. TİKA'ya, Sayın Başkan ve tüm ekibine, bu projelerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olmasını diliyor. Katılan herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Şimdi canlı bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Hem şehitlerimizin yakınlarına hem de 77 milyon yaralı halkıma bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Tekrar tekrar hastanelerde de ziyaret ettiğimiz yaralı kardeşlerime Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez de buradan iletiyorum. Millet olarak gerçekten çok büyük bir hüznü, tarifi mümkün olmayan bir acıyı yaşıyoruz. Yarın inşallah partimizin grup toplantısında bu elim faciayı tüm boyutlarıyla ele alacak, yaraları sarmak için gösterdiğimiz gayreti milletimizle paylaşacağız. Bu vesileyle acımızı paylaşan, taziye yayınlayan, telefonla bizleri arayıp duygularını dile getiren, yardım önerisinde bulunan
yas ilan eden başta Pakistan olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize, yeryüzündeki hiçbir ülke ve millete böyle ağır acılar yaşatmasın, insanlığı bu facialardan muhafaza etsin diyorum. Bu arada Türkiye bu büyük maden faciasında derin bir matem yaşarken bazı ülkelerde de büyük felaketlerin yaşandığını üzüntüyle öğrendik. Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da son 120 yılın en etkili yağışları nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi ortaya koydukları muhteşem eserleri nedeniyle tek tek kutluyorum. Tabii biz burada az önce perdede çok ama çok az özetini izledik. Tabii eserler aslında bu kadar değil. Gönül arzu ederdi ki biraz daha geniş tutulsun. Bu anlamlı günde, bu anlamlı açılışta heyecanımızı paylaşan dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine de şahsım, milletim adına teşekkür ediyor. Onların şahsında tüm dost ve kardeş ülke haklarını buradan muhabbetle selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, çok değerli misafirler, konuşmamın hemen başında bir kez de buradan Soma'da maden faciasında Hakk'a uğurladığımız 301 işçi kardeşime Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ekmek için evlerinin, ailelerinin, çocuklarının rızkı için yerin altında ter döken, helal kazanç uğruna canlarını veren bu kardeşlerimi Rabbimden temennim odur ki inşallah şehitler mertebesinde taltif eder. Rabbimin de onları şehit kabul etmesini, her birini cennetiyle mükafatlandırmasını tekrar tekrar temenni ediyorum. Soma'da şehit olan kardeşlerimiz artık 77 milyonun evladı oldular. Çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Başbakanlık, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın son derece anlamlı bir günde tertip ettiği bu anlamlı açılışa hepiniz hoş geldiniz diyorum. TİKA'ya, Sayın Başkan ve ekibine, 5 kıta üzerinde sürdürdükleri muazzam projeler için teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm TİKA çalışanlarını, emekleri, heyecanları